Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız hocam? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim hocam ben de. Hocam biz bugün soru mu çözüyoruz? Bugün soru çözüyoruz. 7. sınıf ünite 4 soruları. Süper hocam. Bu arada arkadaşlar bu soruları biz kendi kitaplarımızdan çözüyoruz. Aşağıdaki linklerde de bulabilirsiniz. Zaten konu anlatımlarımızı kanalda hocam arkadaşlar ünite ünite görüyorlar. Konu konu görüyorlar. Bu da soru çözümümüzdür. Ozan hocam sizdeyiz. Tamam başlıyoruz. In this paragraph there is no information about a giant pandas. Giant pandas ne demek hocam? Giant kocaman, büyük demek. Büyük pandalar hakkında bilgi yoktur diyor. Hangisiyle ilgili bilgi yoktur. Mesela bakalım A seçeneği size ne demek? Ebatı hocam boyutu. Evet boyut. B lifespan. Bunu bilmiyorum hocam. Bu ömür. Ha ömrü. Ömrü evet yaşam süresi. C daily routine. Günlük rutinleri evet, hocam. Evet rutinleri neler yapıyormuş. Evet. D pray. Pray. Aha. Dua. Bu da, değil hocam pray oluyor. Neymiş hocam? Av. Av. Şimdi bakalım. A giant panda is a lazy and friendly animal. Tembel ve arkadaş canlısı hayvanlarmış hocam. Evet. They sleep 13 and 14 hours and eat bamboos for 10 hours a day. Hocam 13-14 saat uyuyup bambu mu yiyorlarmış evet, hocam 10 saatte bir? Evet bambu yiyorlar. Aynen öyle. Evet. Tembel hayvanlar kesinlikle. 13-14 saat uyuyor. Peki they don't attack people. Saldırmazlar insanlara evet, diyor hocam. Evet insanlara saldırmazlar. Attack saldırmak demekti güzel. They weigh about 100 kilogram and measure about 90 cm. Hocam 100 kilo civarındalar ve 90 santim genelde diyor. Evet uzunluğunda. They can live for 20 years. Ne diyor hocam? They can live for hocam, 20 years. Hocam 20 sene yaşayabilirmiş. 20 sene yaşıyorlar. People hunt them for their fur. Hocam maalesef insanlar avlıyorlarmış kürkleri için. Kürkleri için evet pandaları avlıyorlar. Şimdi size dedik boyut. Boyutla ilgili bir şey var mı? Kesinlikle var hocam. Var kilo ve şey var. Boyu var hocam. 90 aynen santim. Öyle. Evet işte 100 kilo 90 santim uzunluğunda diyor. Peki. Be lifespan. Ömrü yaşam süresiyle ilgili var hocam şey 20 var yıl mı? Diyor. 20 yıl yaşar diyor. Bu da gitti. Peki C daily routine. Günlük rutinleri de var hocam. Diyor ki işte 13-14 saat uyuyup bambu yiyor diyor. 10 saatte bir diyor. Aynen öyle. Ama D seçeneği prey yani pandaların avları. Yani ne avlıyormuş öyle bir şey var mı? Hiç bu bilgi yok hocam. Böyle bir bilgi yok. Evet hocam. Evet ikinci soru. Saber-tooth tigers became extinct 10,000 years ago. Saber-tooth tigers. Sivri dişli. Kaplanlar diyor hocam. Extinct yok olmak mı? Yok oldu evet nesli tükendi. 10.000 sene önce yok olmuş. Evet 10.000 sene önce nesilleri tükenmişler. They lived in America. Amerika'da yaşıyorlarmış Amerika'da o zamanlar. Amerika'da yaşıyorlar. They were carnivores. Acaba? Neydi carnivores hatırlıyor musun? Neydi hocam? Etçil. Ha etçillermiş evet, hocam. Evet etçil hayvanlar. The climate change and people overhunted them and they all died. Hocam küresel ısınma ve insanların çok avlaması yüzünden hayatlarını kaybetmişler. Evet hayvanlar evet ölmüşler. Peki diyor ki şimdi which of the following sentences saber-tooth tigers is correct. Hangisi doğrudur diyor. Doğrudur şimdi diyor. İşte bakıyorum A seçeneği they'll eat in Africa. Hayır hocam Amerika'da yaşıyorlardı. Evet bu gitti mesela. Bunu eledim. Peki hala geldim B. They didn't eat plants. Etçiller diyor hocam doğru aslında bu. Bu doğru değil mi? Aynen öyle. Bu doğru. Şuraya bir tik koydum. Bekliyorum. C seçeneği people tried to save them. Asla hocam people hatta fazlaca avlamış fazla hocam. Değil mi? Overhunt diyor yani daha fazlaca dediğin gibi avlamışlar. Bu da gitti. D seçeneği they are endangered animals. En tehlikeli. en tehlikeli. Endangered da nesli tükenmekte olan. Hocam tükenmiş bile. Ama bunlar tükenmişler. Evet. Hani tükenmekte olanla tükenmiş olan farklı şeyler. Bu da değil. Bu da gitti. Dolayısıyla benim cevabım Bolu'ymuş hocam. Bolu. Evet geldik üçüncü soruya. Which of the following questions doesn't have an answer in the poster? Posterden cevap veremiyor muyuz hocam? Evet hangisinin cevabı yoktur yok. Diyor. Şimdi bakıyorum stork. Stork ne demek? Hocam bu denizdeki bir şeydi. Denizdeki bir şey. Yani leylek. Leylek. Leylek evet. It's a large bird. Geniş bir kuş diyor. Kocaman evet bir kuş. It lives in warm places near water. Hocam sıcak alanlarda suya yakın yerlerde yaşıyor. It catch small animals and fish to eat. Hocam küçük şeyler hayvanlar yakalayıp yiyormuş. Ve balık yiyor. Aynen ve balık yiyor. Şimdi geldik. Dolphin. Dolphin neymiş? It's an aquatic mammal. Suda hayır. Yaşayan bir memeli. Aynen öyle hocam. It lives in the seas and oceans. Hocam denizlerde ve okyanusta yaşıyor. Aynen. It's intelligent, social and friendly. Hocam zeki, sosyal ve arkadaş canlısı. Ve arkadaşçı. Aynen öyle. Peki geldik crocodile. Hocam timsah. Timsah. It's a reptile with strong jaws, sharp teeth and short legs. Hocam diyor ki reptile with strong jaws.
Yani sürüngen, reptil sürüngen demekti. Doğru hocam. Güçlü bir nesi var. Çenesi var hocam. Çenesi var, evet. Ve keskin dişleri. Keskin dişleri ve kısa ayakları var hocam, bacakları var. It can live both in water and on land. Hocam her yerde yaşıyor, karada ve suda. Karada ve suda yaşıyor. Peki, but it usually lives in marshes. Hocam marsh ne demek? Bataklık. Bataklıkta yaşıyor genelde. Genelde de bataklıkta yaşıyor. Şimdi bakıyorum hangi sorunun cevabını ben posterlerde bulamayacağım. A seçeneği, what does a crocodile eat? Hocam bunu söylemiyor. Bundan bahsetmiyor değil mi? Evet, bu doğru. Şuraya bir tik attım ne diğerlerini de. Bu konuda evet, bilgimiz yok. Ne yediğini bilmiyoruz. Krokodile'e baktım, öyle bir şey yok. B seçeneği, what does a crocodile look like? Nasıl göründüğünü söylüyor hocam. Look like, keskin dişler diyor. Aynen. Strong bir çenesi var. Evet hocam. Keskin dişleri, kısa bacaklı. Dolayısıyla Bursa gitti. C seçeneği, where does a dolphin live? Hocam onun hakkında da bilgimiz var. Diyor ki oceans and seas diyor. Aynen, bunun da cevabını buldum. Bu da gitti. Peki D'ye bakıyorum. What does a stork feed on? Neyle besleniyor? O da var hocam. Diyor ki fish and small animals. Small animals. Feed on beslenmek demek. Bu da gitti. Dolayısıyla benim cevabım zaten bulmuştum. Adana. Adana'ymış. Evet, şimdi bakıyoruz senin sorumuz. Which of the following complete the conversation? Hangisi tamamlıyor diyor hangisi hocam? Hangisi tamamlıyor? Bakıyorum. What should we do to protect wildlife? Hocam diyor ki vahşi hayatı korumak için ne yapmalıyız? Evet, we should demiş, boşluk. A seçeneği, hunt the animals. Hayvanları avlamalıyız diyor hocam. Bu olabilir mi? Asla. Olmaz değil mi? Wildlife'a tam tersi, katlediyor. B seçeneği, protect wild animals. Hocam vahşi hayvanları korumak diyor, bu olur. Bu olur. Protect korumak demekti. Tik koydum. C seçeneği, go to the zoo. Oh, hocam hayvanat bahçesine gitmek diyor. Olmaz bu olmaz, da. Olmaz. Bu da hemen eledim. D seçeneği, cut down trees. Ağaçları kesmek diyor. Bu da olmaz hocam. Bu da olmaz. Cut down kesmek demekti. Evet. Evet, bu da olmaz. Dolayısıyla cevabım Bursa. Evet, which of the following doesn't match with one of the pictures above? Seçeneklerden hangisi yukarıdaki posterde, resimlerle uyuşmuyor diyor. Uyuşmuyor diyor. Evet, Susan has a blog about protecting the environment. Çevreyi koruyan bir bloğa sahip hocam. Evet, environment o, çevre demekti, aynen konuda. Öyle. Korumakla alakalı bloğu var. These pictures are from her blog. Hocam onun bloğundan geliyormuş fotoğraf. Evet, aynen öyle. Şimdi A seçeneğine bakıyorum. We should plant trees. Ağaçları korumalıyız diyor. Plant ekmek demek, ağaç ekmeğidir. Şimdi bununla ilgili bir fotoğraf var mı? Biri de var hocam. Bir. Dolayısıyla ben A'yı eledim mi? Eledim. Çünkü doesn't match. Uymayanı bulacağım. B seçeneği, we should save water. Hocam suları korumalıyız diyor. İki bunu anlatıyor. Evet, aynen. Yani israf etmeyelim anlamında orada. Bu da gitti. Damlaya damlaya çöl olur diyor hocam. Damlaya damlaya çöl olur. Evet, tamam. Kesinlikle hocam. Evet, doğru, tamam. C seçeneği, we should make animals habitats dirty. Hocam hayvanların habitatını kirli bırakmalıyız diyor. Yani kirletmeliyiz. Kirletmeliyiz diyor. Böyle bir şey var mı? Yok gibi duruyor. Olmaz zaten değil mi? Evet, olmaz hocam. Buna bir tik attım. Bu doğru gibi. D seçeneği, we should stop global warming. Hocam küresel ısınmayı durdurmalıyız diyor. Dördüncüsü de bunu anlatıyor. Dördüncü resimde bunu anlatıyor zaten. Bu da gitti. Benim cevabım C. C almış. Evet, which of the following completes the conversation? Hangisi tamamlıyor diyor hocam? Hangisi tamamlıyor? Bakıyorum ne diyorlarmış. I'm worried about the environmental problems. Çevre sorunları ile alakalı endişeliymiş. Endişeliyim. Global warming is the worst one and humans are behind it. Hocam küresel ısınma en kötüsü diyor ve diyor insanlar diyor bunun arkasında diyor. Evet, yani geride kaldılar diyor ona. Evet. You are right. Sen haklısın. Haklısın. What must we do to stop global warming? Ne yapmamız lazım durdurmak için? Durdurmak için ne diyormuş? First of all, ilk olarak we must, boşluk, we mustn't use fossil fuels or cut down trees. Hocam diyor ki fosil yakıtları kullanmamalıyız. Evet. Ve ağaçları kesmemeliyiz. Kesmemeliyiz diyor. Şimdi bakalım yukarıdaki boşluğa ne gelecek? A seçeneği, disturb the balance of nature. Bozmalıyız diyor doğanın dengesini. Bu olamaz. Bu olamaz değil mi? Doğanın dengesini zaten bozmamız lazım. B. Use sprays and pesticides. Hocam sprey ve pesticides ne demek? Böcek ilacı. Böcek ilacı kullanmalıyız diyor. Bu da zarar veriyor. Bu da olmaz. Evet, bunu da eledim. C seçeneği. We must melt the ice in the poles. Melt the ice. Eritmeliyiz diyor eritmeliyiz hocam. Eritmeliyiz neyi? Buzları. Nerede? Kutuplardaki. Kutuplardaki buzları eritmeliyiz. Yanlış hocam. Bu da yanlış. Bu da gitti. Peki D seçeneği. We must prevent the increase in temperature. Sıcaklıktaki artışı durdurmalı mıyız? Evet, durdurmalıyız. Süper hocam. O sıcaklık, o artış oldukça ne oluyor zaten? Küresel ısınma. Ve cevap denizli. Denizli.
Şimdi bakıyoruz. Which animal is the song above telling about? Hocam şarkıda hangi hayvandan bahsediyor? Hangi hayvandan bahsediyor? Bakalım hemen. Kellan is singing a song. Look at the song globe and answer the question. I am a bird. Kuşum diyor. Ben bir kuşum. I have wings. Kanatlarım var. But I can't fly. Ama uçamıyorum. I have a long neck. Uzun bir neyi burnum var. Neck, boyun. Ha boynu var. Boynum. And I can run very fast. İnanılmaz hızlı koşarım çok diyor. Çok hızlı koşuyorum. Peki A seçeneği ostrich. Ha ne demek hocam bu? Ne demek? Deve kuşu. O zaman bu hocam. Bu mu? Direkt hemen tek attın. Direkt. Peki diğerlerine de bakalım. B seçeneği falcon. Bu ne demek hocam? Bu şahin. Şahin değil evet. Hocam. Evet geçtik. Kısa çünkü. Aynen öyle. Bir de uçuyor zaten. Evet hocam. C seçeneği stork. Stork bizim leylek de hocam. Leylek. Bunu da geçtim. Bunu bu da olmaz. Geçtik. D seçeneği eagle. Eagle. Neydi hocam bu? Kartal. Kartal. Bu da olmaz. Adana'ymış. Evet. Hocam. Cevap Adana. Evet. Which of the following slogan isn't suitable for the board above? Diyor hocam. Hangisi uygun değil yukarıdaki diyor. Tabloya göre? Nature Club. Ne bu? Doğa kulübü. Evet bakıyorum. A seçeneği. Stop global warming. Küresel ısınmayı durdurmak diyor hocam. Bu olur. Bu olur değil mi? Bu olur. Bunu eledim. Doğayı korumak için yapıyorum. Evet. B seçeneği. Harm the animals. Hocam harm ne demek? Harm zarar vermek. Hayvanlara zarar vermek demiş. Bu olmaz. Bu olmaz. Evet zaten bana isn't suitable diyordu. Buna bir tik attım ben. C'ye de bakıyorum. Save energy. Enerjiyi kurtar diyor. Ha, yani koruyalım, israf etmeyelim. Bu olur hocam. Bu da olur. Bu da gitti. D seçeneği. Plant trees. Ağaç dikelim diyor. Bu da olur hocam. Evet bu da olur. Bu da gitti. Dolayısıyla benim cevabım Bursa. Bolu. Evet. Paragraf sorusu. Cheetahs demiş. Şimdi yukarıdaki paragrafı göre dolduracağız boşluğu. Cheetahs are mammals. Memeli diyor hocam. Evet memeli hayvanlar. They belong to the cat family. Kedi ailesinden geliyor. Kedi diyor. Ailesine aitler. They are very fast animals. They are very fast land animals and they live in Africa. Hocam çok hızlı hayvanlar ve Afrika'da yaşıyorlar. Afrika'da yaşıyorlar. They are carnivores. Carnivores etçil hocam. Etçil. Peki şey neydi? Otçul neydi hatırlıyor musun? Bir şey worstu hocam. Ne bu? Neydi hocam? Herbivores. Herbivores. Aynen tamam peki. They are endangered species because they can't adapt to new areas easily. Endangered. Neydi endangered? Species. Neydi hocam? Yani nesli tükenmekte olan. Nesli tükenmekte tükenmemiş ama tükenmekte olan. Yani sayıları azalıyor. Çünkü diyor hocam yeni yaşam alanlarına uyum sağlayamıyorlar. Uyum sağlayamıyorlar. They also have difficulty in finding food to eat. Yani aynı zamanda hocam diyor yemeklerini bulmakta zorlanıyorlar. Evet yiyecek bulmakta zorlanıyorlar diyor. Peki cheetahs A seçeneği can adapt new areas easily. Asla hocam bunu diyemiyoruz. Son cümle zaten bunu üzerinde. Evet diyor ki difficult. Bu eledim. B seçeneği cheetahs aren't fast on land. Yavaş diyor hocam bu da yanlış. Bu da çünkü yanlış. Başta hızlı diyordu. Zaten çok hızlılar bu da gitti. C seçeneği they feed on meat. Etle mi besleniyorlar? Besleniyorlar doğru hocam. Doğru çünkü they carnivores. Are carnivores diyor bunu işaret ediyor. Dolayısıyla buraya bir tik koydum. Bu doğru hocam. Peki D seçeneği they can find food easily. Kolayca yemek bulabiliyorlar diyor. Yanlış hocam. Yanlış tam tersi bulamıyorlar zaten. Son cümlede bunu diyor. Bu da gitti. Benim cevabım Ceyhan. Evet yine uzun bir soru hocam. Paragraf sorusu. Evet. People kill animals too. Demiş. İnsanlar öldürüyorlarmış hocam hayvanları. Hayvanlar. Şimdi ne için? Bir şey için öldürüyorlar. Şimdi bakalım. Most of the animal species are in danger of extinction. Çoğu hayvanın nesli tükenmeye çok yakın diyor evet, hocam. Evet. Öyle bir tehlikesi var. Öyle bir tehlikede evet. Nesli tükenmekte çoğu hayvan. Diyor. People keep killing animals for their tusk, meat and fur. Hocam diyor ki insanlar hayvanları öldürmeye devam ediyor. Kürkleri için, etleri için ve tusk. Tusk o diş. Dişleri sivri için ve de benzer şeyler. Aha, evet onlar için. They want to earn more money and they kill animals in large numbers. Hocam çok daha fazla para kazanmak istedikleri için çok daha fazla hayvan öldürüyorlarmış. Hayvanı öldürüyorlar. Evet. They just go hunting to have fun. Ya da diyor sadece eğlencesine avlanmaya gidiyorlar. Evet eğlencesine avlanıyorlarmış. They are not aware of that when they kill animals. They destroy the balance of nature. Diyor hocam. Ne diyor? They are not aware. Aware of dediği farkında olmak. Neyin farkında farkında değiller? Farkında değiller diyor hocam. Hayvanları öldürdüklerinin, doğanın dengesini yok ettiklerinin, bozduklarının. Evet hayvanları öldürdükleri zaman doğanın dengesi de bozuluyor. It is time to protect wildlife. Artık hayvanları, wildlife hocam.
Yani vahşi hayatı korumanın zamanı. Vahşi hayatı korumanın zamanı geldi. If we don't take precautions, some more animal species will become extinct. Eğer bir şey yapmazsak diyor, hayvanlar, daha fazla hayvanlar yok olacak diyor. Evet, hayvan türleri yok olacak diyor. So people shouldn't give harm to animals' natural habitats or they shouldn't hunt them, especially during the periods they have their babies. Yani diyor ki hocam, İnsanlar hayvanların habitatlarına, yaşam alanlarına zarar vermemeleri gerekiyor. Süper. Ve onları avlamamaları lazım. Özellikle de ne zaman? Bebek. Hamile olduklarında, hamile yani. Olduklarında. Evet. Oldukları zaman özellikle de avlamamaları gerekiyor. Peki, başlıyorum. People kill animals to protect wildlife. Asla hocam, olur mu öyle şey? Öyle diyebilir miyim ya? Evet, diyemem. Değil mi? Gitti. B seçeneği. Destroy the balance of nature. Kesinlikle hocam, doğanın dengesini bozuyorlar. Şöyle bir şey şimdi. Hayvanları öldürüyorlar ne için? Doğanın dengesini bozmak için mi öldürüyorlar? Tabii, bunun için öldürmüyorlardı. Bunun için öldürmüyorlar. Öyle bir farkındalığı yok zaten. Ne, evet, için hocam öldürüyor? Daha çok para kazanmak için öldürüyor. Ya da keyif için. Ya da keyif için öldürüyor. Evet. Dolayısıyla böyle bir amacı yok yani. Yapıyor, evet, da buna sebep oluyor ama farkında değil. C seçeneği. Give harm to their habitats. Bu da değil hocam. Evet, habitatlarına zarar vereyim, öldüreyim de zarar vereyim. Böyle bir amacı da yok aslında. D seçeneği. People kill animals to sell their fur, tusks or meat. Hocam bu aslında cevabımız. Bu değil mi? Şeylerini satmak için hocam. Kürkünü, dişini ve etini satmak, evet, için. Evet, satmak için. Daha çok para kazanmak için. Dolayısıyla cevabım Denizli. Denizliymiş. Hocam, o zaman bu son sorumuzu bitirdik mi? Evet. İlk denememiz bitti. Süper. Arkadaşlar, eğer varsa hocama sorularınız yorumlarda da yazın. Bu arada hocam, bu soru videolarında şunu yaparlarsa daha iyi olur. Biz çözmeden önce kendileri çözsünler. Sonra da doğru cevaplarımızdan kendilerinde ne kadar doğru ya da yanlış yaptıklarını arkadaşlar görebilirler. Evet, kesinlikle. Hocam, bu videoyu da arkadaşlarıyla paylaşmayı unutmasınlar. Biz yeni insanlarla tanışmayı seviyoruz. Bu videoyu da yine beğenmeyi unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.